أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi, toplanmamızı hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, muhabbetimizin çoğalmasına Rabbim vesile eylesin. Rabbim burada bir Kur'an ve ilim müessesesinde bizleri topladığı gibi yarın ahirette Habibin etrafında Cemalullah'ta da toplaşmayı, buluşmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Hoca Efendimizin okuduğu ayeti kerimeler Hadid suresinin 21. ayeti kerimesinden itibaren okudu. Biz de onun okumuş olduğu ayeti kerimelerde Rabbim Celle Celaluhu bizlere neler duyurdu? Onları görelim hep beraber. Geçen de bir genç kardeşimiz, daha yeni evli, bir senelik evli, İngiltere'de veya Amerika'da eğitimini almış, yurt dışında ticaret yapan bir kardeşimiz uğradı bana. Bir Cidde yolculuğu olmuştu. Cidde'ye gitmişken bir de umre yapayım demiş arkadaşlarıyla. Umreden dönünce bir hurma, bir zemzem ikram edeyim diye geldi. Genç, yeni evli ve eğitimini de dediğim gibi Amerika'da veya İngiltere'de aldı. Dedi ki hocam dedi, çevreme bakıyorum, etrafıma bakıyorum. Yani sanki ne için yaratıldığımızı bilmiyoruz. Biz sadece para kazanmak için, işlerimizi takip etmek için yaratılmışız. En önemli iş budur diye zannediyoruz. Halbuki asıl maksat ahireti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmaktır diyor. Benim farklı vakitlerde namaz kıldığımı gören bazı arkadaşlarım, esnaf arkadaşlarım, yapma ya, sen beş vakit namazın yoksa kılıyor musun? Deyip benim namaz kılmama hayret ediyorlar. Halbuki asıl hayret edilmesi gereken ahirete inandığı halde namazında aksaklık olanın durumudur. O kendi haline hayret etmiyor, benim halime hayret ediyor. Şimdi baştaki özelliklerini de söyledim. Yani bir medrese eğitimi almış değil. Sonuçta üniversitesini Amerika'da veya İngiltere'de bitirmiş. Ama Allah kurtardı mı kurtarıyor insanı. Dolayısıyla kullandığı ifade de çok hoşuma gitti. Tamam yani biz bir şeyler yapacağız, çalışacağız ama asıl işimiz ne? Hangisi en önemlisi? Taviz vermeyeceğimiz neresidir? Bunu bir önce tespit etmek lazım manasında söyledi. Gerçekten bizim hiç taviz vermeyeceğimiz konulardan birisi namusumuzdur değil mi? Hiç asla bunda kimsenin hatırı için taviz vermeyiz. Namusumuz ne kadar değerliyse dinimiz ondan çok daha değerlidir. İnsan dinini yaşarken dini konusunda çok hassas olmalı. Zaten bu iş için var olduğumuzu hep biliyoruz. Yani nefes alıp veriyorsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beni sorumlu tutuyor. Neden sorumlu tutuyor? Dini kriterlerden sorumlu tutuyor. Hasta da olsak, iyi de olsak, seferde de olsak, yurt içinde de olsak, yurt dışında da olsak Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizleri her konuda mükellef kılıyor. Yani sorumlu tutuyor. Dolayısıyla kıymetli dostlar, hadiseleri ve hayatı değerlendirirken bu bakış açısı gerçekten çok önemli. Bundan dolayıdır ki 15 günde bir de olsa siz dostlarımızla bir araya gelip din müzakeresi, Kur'an müzakeresi yapmış olmamız bizim için can kurtaran simidi gibi önemli bir aktivitemizdir. Sadece şu dostlarla bir araya gelip yüz yüze, göz göze bakmak bile İmanımızın kuvvetlenmesine, istikametimizin düzelmesine
veyahut da düzgün olarak devam etmesine çok ciddi manada etkisi vardır kıymetli dostlar. Okunan birinci ayeti kerime yani hadis suresinin 21. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir talimat veriyor biz kullarına. Hepimiz bu talimatın içerisindeyiz. Buyuruyor ki Estaizu billah Sâbiqû ilâ mağfiretin min rabbikum. Rabbinizin büyük ve şerefli mağfiretini elde etmek için birbirinizle yarış yapın. Birbirinizi geçmeye çalışın. Umrede ve haçta tavaf esnasında yapılan dualardan birisi de meşhur dua. Meşhur dua demek, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den intikal eden dua şekillerine meşhur dua diyoruz. Allahümme inni es'elüke mucibati rahmetik. Senin bana merhamet etmeni gerektirecek benden ne kadar tavır ve davranışlar ortaya koymam gerekiyorsa onların hepsini bana nasip eyle. Senin bana merhamet etmeni gerektirecek, benim tarafımdan yapılması gereken neler varsa hepsini yapmayı bana nasip et. Ve azaime mağfiretik. Senin beni bağışlaman için ben neler yapmam gerekiyorsa hepsini bana nasip eyle ve beni muvaffak eyle. Şimdi burada da Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Rabbinizin büyük mağfiretini elde etmek için birbirinizle yarış yapın. Yani böyle salla başım şeklinde iş yapmak değil de birbirinizi geçercesine, yarış yaparcasına Rabbinizin mağfiretine koşun diyor. Bu da Rabbinizin mağfiretine koşun demek. Rabbinizin sizi bağışlaması için neler varsa, hangi ameller varsa o amelleri yapmakta yarış yapın. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın bağışlamasına sebep olan şeylerden birisi abdest midir? Abdest alırken elimizi, yüzümüzü, ayağımızı yıkarken ilk ve son damlasıyla günah akar mı? Akar. Namazlara doğru atılan adımlar, cami cemaate giderken atılan adımlar günahları siler mi? Hani Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi göklere aldığı zaman meleklere şunu demişti. Hani sizin yıllardır çözemediğiniz, kendi aranızda tartıştığınız sorular vardı. O soruların cevabını alabilirsiniz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorularını sormalarını Cenab-ı Hak meleklere talim eder. Melekler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorarlar. Derler ki, ümmeti Muhammed'in günahlarını silen, derecelerini yükselten şeyler nelerdir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz münciyatı sayarken, ümmeti Muhammed'in günahlarını silen şeyleri sayarken ve kethretul huta ilel mesacid yani camilere doğru atılan adımların çokluğu insanların günahlarını silen derecelerini yükselten şeylerdendir. 2-2 daha 4 eder. Ne kadar garanti ise camiye doğru namaz için, sohbet için adım attığımızda her adımın bir günahımızı sildiği ve bir derecemizi yükselttiği o kadar kesindir. Ondan da daha kesindir. Onun için biz cemaat konusunda birbirimizle yarış yapmalıyız. Namazı tadil erken üzere kılmakta yarış yapmalıyız. Abdesti düzgün almakta yarış yapmalıyız. Zekatımızı tam olarak vermekte, fakirlerin, yoksulların gönlünü almakta birbirimizle yarış yapmalıyız. Yerimizde durmamız doğru değil. Hadis suresi ayet 21. Sâbiqû birbirinizi geçmeye çalışın. İlâ mağfiretin min rabbikum. Rabbinizin büyük mağfiretini elde etmek için neler gerekiyorsa onları yapmakta birbirinizle yarış yapın diyor. Ve cennetin arduha ke ardis semâi vel arz. Eğer siz Rabbinizin büyük mağfireti için yarış yapmış olursanız aslında nerede yarış yapmış olursunuz biliyor musunuz? Genişliği yerler ve gökler kadar olan uzunluğunu ancak Allah'ın bildiği cennete girmek için siz yarış yapmış olursunuz. O yüce cennete, ucu bucağı gözükmeyen, bilinmeyen, çok değerli cennete girmek için siz yarış yapmış olursunuz. U'iddet lillezine aminu billahi ve rusulih. O cennet,
Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne iman eden insanlar için hazırlanmış olan cennete girmek için yarış yapın birbirinizle diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bunu Ali İmran suresinde bir benzeri ayeti kerimede yine yarışı emreder gibi vesari'u sürat edin. Birbirinizi geçmeye çalışın. İlâ mağfiretin min rabbikum. Rabbinizin büyük mağfiretini elde etmek için yarış yapın, sürat edin diyor. Ve cennetin arduhâ semâvâtü vel arz. Genişliği yerler ve gökler kadar olan uzunluğunu ancak Allah'ın bildiği cennet için birbirinizi geçmeye çalışın. U'iddet lil muttakîn. O cennet takva sahibi insanlar için hazırlanmıştır. Demek ki cenneti Cenab-ı Hak hazırlamıştır. Kim için hazırlamış onu? Takva sahibi olan insanlar için hazırlamış. Peki takva sahibi insanlar kimlerdir? Bu da somut bir şekilde oradaki ayet-i kerimede zikrediliyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ. Evet, cennet muttakiler için hazırlanmış ama muttakiler kimdir? Darlıkta ve varlıkta Allah için infak edenler, Allah için harcayanlar, böyle başladı orada. Ali İmran suresinde. Yani bir insanın işleri çok iyi gidebilir. Bir eli balda, bir eli yağda olabilir. Böyle zamanlarda Allah için veriyor. Bazen de işler eskisi gibi olmayabiliyor. Bazen %100 kar yaptığımız, bazen %500 kar yaptığımız ama şükretmesini bilmediğimiz dönemler olmuştur. Sonra karlar %100'e düşünce veya %50'ye düşünce zarar etmeye başladığımızı zannettik. İşler çok kötü demeye başladık. Halbuki tencere yine kaynıyor. İşler yine yürüyor, hayat yine sürdürüyor. Lüksümüz yine devam ediyor. Ama biz %500'e alışınca, %100'e düşünce sanki zarar yapmış gibi oluyoruz. Veya %50'ye düşünce zarar yapmış gibi oluyoruz. Aslında çarkın dönmesi bile başlı başına büyük bir nimettir. Gazze'deki kardeşlerimizi düşünelim. Yatarken kalkabilecek mi bilmiyor. Sabahleyin ne yiyeceğini asla bilmiyor. Belki de günlerce aç kalabiliyor. Dün onların bir kısmı belki bizden daha iyi bir manzarada idiler. Dolayısıyla o ayet-i kerimede, Ali İmran suresindeki ayet-i kerimede cennetin kendileri için hazırlandığı insanları anlatırken birinci özellik olarak اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ. Yani varlıkta ve darlıkta infak ederler. Varlıkta infak etmek biraz kolaydır. Darlıkta infak etmeye gelince bu o insandaki güçlü imanı ortaya koyar. Ne demiş oluyor? Ben darlıkta olsam da Allah darda değil ki, ben verirsem Allah da benim verdiğimin yerini dolduracaktır. Bu güçlü bir imandır bu. Varlıkta zaten vardan veriyorsun. Darlıkta niye veriyorsun? Darlıkta da verirken şuna inanıyorsun. Cenab-ı Hak söz vermedi mi? Allah için infak ettiğiniz her şeyin ben yerini dolduracağım demedi mi? E dedi. Öyleyse ben veriyorsam Cenab-ı Hak bunun yerini dolduracak. Muhkem bir imanı ortaya koyar. Bunu varlıkta ve darlıkta Allah için fakire, yetime, yoksula, ihtiyaç sahibi olanlara vermeyi prensip edinen insanlar, cennet hazır onlar için bekliyor onları. İkinci özellikleri, birincisi bu. Varlıkta ve darlıkta infak edebilmek, Allah için verebilmek. İkinci özellikleri, vel kâzimîne l-gayza, öfkesine malik olanlar. Bu da çok önemlidir. Bir insanı şeytan en kolay sinirli olduğu zamanda mağlup eder. Kızdığı zamanda, sinirli olduğu zamanda mağlup eder. Nakavt yapar onu sinirlendiği zamanda. İşte kızdığı zaman öfkesini yutabilen insanlar cennetin kendileri için hazırlandığı muttaki insanlardandır. Bu konu hep gündeme geldiğinde hepimizle alakalı olduğu için hatırlatıyorum. Yani insan bazen aile içerisinde sinirli olur, öfkeli olabilir. Eşi kızdırmıştır, çocukları kızdırmıştır. Öfkeli olduğu zaman iki dudağının arasından çıkacak olan cümleler nedir? Çok önemlidir. Söz ola kestire başı,
söz ola durdura savaşı denmiştir. Dolayısıyla kızdığımız zaman, sinirlendiğimiz zaman yuvayı dağıtacak, nikahı bozacak, tamiri mümkün olmayacak bir cümle ağızdan çıktıktan sonra ağlamanın, feryat etmenin hiçbir faydası olmaz. Kimse kusuru şeriatte aramamalı, bulmamalı. Yani ben çok sinirliydim. Çok sinirli olduğumdan dolayı hanıma işte 3 kere şöyle şöyle söyledim. Bununla beraber iş biter mi? Peki, yani niye 3 dedin de niye 1 demedin? Evvela niye talaka müracaat ettin? Niye boşanmaya? Ufak bir kavgadan sebep hemen boşanma mı gündeme gelmesi lazım? 1. Bu doğru değil evvela. İkincisi, haydi diyelim ki çok sinirlendim, boşanmaya karar verdim. Niye 1 demiyorsun da 3 diyorsun, 3'ten 9'a diyorsun? İşte bu öfkesine malik olmamak demektir. Dolayısıyla cennetin kendileri için hazırlandığı muttaki insanların birinci özelliği, varlıkta ve darlıkta infak ederler. İkinci özellikleri, kızdıkları zaman öfkelerine malik olurlar. Üçüncü özellikleri, vel afine aninnâs. Bizim insanlara karşı kusurlarımız olduğu gibi, insanların da bize karşı neleri vardır? Hataları vardır. Eğer bir insan kendisine karşı işlenen hataları af edebiliyorsa, af edeyim ki af edileyim ilkesinden hareket ederek, merhamet edeyim ki merhamet edileyim ilkesinden hareket ederek, kendisine karşı suç işleyenlere affettim seni kardeşim, artık ben o defteri dürdüm diyebilmek, müttakilerden olmayı gerektiren, bilhassa bu çocuklarımız olunca, eşlerimiz olunca, ortaklarımız olunca, arkadaşlarımız olunca, mümin kardeşimiz olunca ön plana çıkmış olur af meselesi. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Celle Celaluhu böylesine güzel özellikleri ortaya koyan insanları sever. Varlıkta da darlıkta da infak ediyor, Allah için veriyor. Kızdığı zaman öfkesine malik oluyor. İnsanların kendisine karşı eşi olsun, çocukları olsun, kayınları olsun, akrabaları olsun hata işlediği zaman affetmesini de biliyor. Bazen öyle olur ki insan içerisine bir kin koyar, 40 sene, 50 sene o kinden vazgeçmez. Akrabasıdır, 40 sene konuşmaz. Akraba değil, herhangi bir Müslümana karşı böyle kin beslemek bizim kalitesizliğimizi ortaya koyar. Vasıflı bir mümin olmadığımızı ortaya koyar. Kur'an bizi yönlendirmeli, din bizi yönlendirmeli. Biz Kur'an'ı yönlendirmeye kalkarsak, dini biz yönlendirmeye kalkarsak, bu gerçekten haddimizi bilmemek olur. Ne demek istedim burada? Yani Kur'an af edeceksin diyorsa affederiz biz. Kimiz ki, neyiz ki yani? Sonuçta bir damla sudan yaratılmış aciz varlıklarız. Bugün elimiz ayağımız tutuyor, yarın elimiz ayağımız da tutmaz. Kendi ihtiyaçlarımızı göremez hale geliriz. Çenesi yamulan insan hiç gördünüz mü bilmem. Yani felçten dolayı çenesi yamulan bir insan gördüyseniz işte biz oyuz yani. İnsan bu kadar acizdir. Efendim küçük abdestini, büyük abdest ihtiyacını göremeyen, bezlenen insan gördünüz mü? Biz oyuz. Fark eden bir şey yok yani. Bundan dolayıdır ki gerektir haddini bilmeyene haddini bildirmek diye bir ifade vardır. Yani biz en önemli şey haddimizi bilmektir. Kibirlenip gururlanıp bize karşı hata işleyen insanları affetmemek tarafını seçersek o zaman affedilmeme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Yani yarın ahirette kulum sen sana karşı hata işleyen insanları sana belki de yalvardıkları halde affetmedin. O zaman sen affedilmeye de layık değilsin derlerse anamızdan doğduğumuzu pişman olmuş oluruz. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Muttaki insanlar, o insanlardır ki beşerdir, bir yanlış yapmıştır. Nefsine zulmetmiştir, günah işlemiştir. Zekerullah. Bir de Allah-u Teala'yı hatırlıyor. Bir dakika ya ben ne yaptım? فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Hemen estağfirullah diyor. Yanlış yaptım ya, özür dilerim. Allah'ım ben bunu yapmamalıydım deyip benden özür dilerler. فَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Zaten Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Yaptıkları bu yanlışa bile bile ısrar etmezler. Bazıları tevbe ve istiğfar oyuncağa dönüştürür.
Yani bir günah işler, tevbe eder, tevbe ettim der, sildim onu. Aynı günahı bir gün sonra bir daha işler, iki gün sonra bir daha işler. Tekrar tevbe eder. Peki biliyor ki bu insan, efendim bu günahla karşı karşıya kaldığı zaman bunu tekrar işleyecek. Nasıl olsa tevbe ediyorum diyor. Bu gerçek tevbe sayılmaz ki. Tevbe olabilmesi için bir insan, tevbenin şartları nelerdi? Bir, vazgeçecek. İki, asla, iki pişman olacak yaptığına, yapmaktan vazgeçecek. İki, pişman olacak yaptığına, keşke yapmasaydım diyecek. Üçüncüsü ise, ömrüm boyunca ben bunu bir daha kesinlikle yapmayacağım diye de karar verecek. Bu üç tanesi bir araya gelince tevbe olur. Bu üç tanesi bir araya gelmezse tevbe etmiş sayılmaz. Yani tübtü ve racaatü ile Allah'ım tevbe ettim demekle ağzımızdan çıkan o sözle insan tevbe etmiş sayılmaz. Çünkü tevbenin şartları ne değildir? Hasıl değildir. Diyelim ki bir erkek bir hanım kıza iki tane şahidin olmadığı yerde ben seni eşliğe aldım kabul ettim. Hanım kız da ben de seni eşliğe aldım kabul ettim dese icap kabul dediğimiz hem erkek hem kız tarafı ben kabul ettim, o bir de ben de kabul ettim dese nikah olur mu? Olmaz. Niçin olmaz? Şahit yok. Şahit nedir bu işin? Şartıdır. Yani şart olmazsa ne olmaz? Nikah olmaz. Bir başka örnek vereyim size. Efendim, biraz önce yatsı namazımızı kıldık. Rabbim kabul etsin. Ölünceye kadar da namazını kılanlardan eylesin. Çocuklarımızı da, eşlerimizi de Rabbim ölünceye kadar namazını kılanlardan eylesin. Şimdi biz namaza duracağımız zaman herhangi birimizin abdesti olmamış olsaydı, ya şu cemaati kaçırmayın ben de abdestim yok ama onlarla beraber kılayım deseydi, kıldığı namaz olur muydu? Neden olmazdı? Tekbir var, rükû var, secde var, imam var, cemaata niye olmuyordu? Şart tahakkuk etmemiştir. Demek ki şart gerçekleşmeyince ne olmuyor? Fiil oluşmuyor. O zaman tevbenin üç tane şartı var. Birincisi, vazgeçtiği günahı terk etmiş olacak. İki, bir daha pişman olacak. İkincisi pişman olacak. Keşke yapmasaydım. Mesela bazıları şöyle derler. Ya o zaman gençlik haliydi, normaldi. Bir daha yine genç olsam yine yaparım. Şimdi burada pişmanlık var mı sizce? Yoktur. Burada tevbe var mı o zaman? Yoktur. Bir, günahtan vazgeçecek. Yani bırakacak onu. İki, yaptığına pişman olacak. Üç, bir daha yapmamaya kesin karar verecek, ciddi karar verecek. Bu üç tane şart tahakkuk ettiğinde samimi bir tevbe var ortada demektir. İşin içerisinde kul hakkı varsa o kul hakkının ödenmesi, namaz kazası ise kazaya bir taraftan başlanması bunlar da ilave şartlardır. Şimdi ne buyuruyor Rabbimiz? Cennet muttakiler için hazırlandı. Muttakilerin birinci özelliği neydi? Varlıkta ve darlıkta infak ederler. İkinci özellikleri öfkelerine malik olurlar. Üçüncü öfkeleri kendilerine karşı hata işleyen insanları affederler. Eşi olur, çocuğu olur, yakınları olur. Dördüncü özellikleri kendi nefislerine zulmedip yani bir günah işleyip Allah'ı hatırladıklarında estağfurullah deyip Cenab-ı Hak'tan mağfiret talep ederler ki şunu da çok iyi biliyorlar. Allah'tan başka kimse bağışlayamaz zaten. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ O yaptıkları günahtan tevbe ettiler ya bile bile bir daha onu yapmazlar, ısrar etmezler. اُلَٰئِكَ Bu saydığımız özellikler kimlerde bulunuyorsa varlıkta darlıkta infak edebiliyor. Öfkesine malik olabiliyor. Efendim insanları çevresini af edebiliyor. Yanlışlıkla günaha veya bir şekilde günaha bulaştığında estağfurullah ne yaptım özür dilerim demesini biliyor. Günaha da ısrar etmiyor. Ulaike bunlar cezauhum. Bu yaptıkları amellerin karşılığı nedir? Mağfiretun min rabbihim. Rablerinden bunlara büyük mağfiret var. Temelden günahlarını siler. Amel defterlerini gıcır gıcır tertemiz yapar. Ve cennetün tecri min tahtihel enhar altlarından nehirler akan cennetlere de Cenab-ı Hak bunları yerleştirir buyuruyor Ali İmran suresindeki ayeti kerimede. Geldik buradaki ayetimizden bıraktığımız yerden devam edelim. Burada da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize ne buyuruyor? Ne talimat verdi bize? Ey bu aşi-i şerifi dinleyen müminler,
Özellikle ben size bugün bu akşam talimat veriyorum. Ayet-i kerime yeni nazil oldu. Düşünelim. Her biriniz günahlarınızın bağışlanması için öyle güle oynaya değil, birbirinize yarış yaparcasına, şimdi arkadaşlarımız hümredeyken işte 50 tavafı tamamlayayım, 60'ı çıkarayım, anama da babama da dedeme de yapayım deyince, bir havaya girince bakıyorsun gece tavaf alanında, sabah namazdan sonra tavaf alanında, öğleden önce tavaf alanında yarış yapıyor çünkü belli bir şeyi yakalaması lazım. Ama salıveren adam, kendisini salıveren adam bir gittiği zaman tavaf ediyor, bir de döneceği zaman tavaf ediyor. Nereden geliyorsun? Kabe'den geliyorum. Nereden geliyorsun? Umre'den geliyorum. Hiç sorma be, çok kalabalıktı. Ama otelin lobisi şeyden daha kalabalıkmış. Ömrü onun lobide geçmiştir. Fakat geldiği zaman havasını atar. Yani işte sorma, çok kalabalıktı falan der. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu akşam bize, her birimize, durduğunuz yerde durmayın, birbirinize yarış yapın, uyanık olun, dertli olun, birbirinizi geçmeye çalışın. Hangi konuda? Rabbinizin sizi bağışlaması için neler gerekiyor, onları yapmakta yarış yapın. Eğer siz bu yarışı yaparsanız aslında neye yarış yapmış oluyorsunuz biliyor musunuz? Genişliği yerler ve gökler kadar olan, uzunluğunu ancak Allah'ın bildiği cennete girmek için siz yarış yapmış oluyorsunuz. Bu Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremidir. Dilediği insanlara bu fazl-ı keremini ikram eder. Öyleyse Allah'a yalvarın. Ya Rabbi bu dereceyi bizlere nasip et diye Cenab-ı Hakk'a yalvarın. Vallahu zül fadlil azim. Cenab-ı Hak fazl-ı azim, yani büyük fazilet sahibidir, ikram sahibidir. Bir sonraki ayet-i kerimede hepimiz için gerçekten çok önemli. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabli en nebraha. Kullarım, sizin şahıslarınızda, yeryüzünde, dünyada herhangi bir musibet ile karşı karşıya kalırsanız, şunu çok iyi bilin ki, biz sizi yaratmadan, yerleri gökleri yaratmadan çok önceden bunu yazmıştık, kayda almıştık. Kader diye bir şey var. Biz bu kaderi çizmiştik. İnne zalike alallahi yesir. Dünya yaratılmadan, insanlar yaratılmadan, dünya ile ilgili, insanlarla ilgili karar almak Allah'a çok kolaydır. Bunu siz yapamazsınız. İnsan çünkü bir dakika sonra ne olacağını bilmez. Gelecekle ilgili aldığı kararlar ya tutar ya tutmaz. Ama Allah Celle Celaluhu geçmişi ve geleceği en mükemmel şekilde, eksiksiz bir şekilde bildiği için ne yapmıştır? Sizi yaratmadan, yerleri gökleri yaratmadan ne olacaksa hepsini kadere bağlamıştır diyor Yüce Rabbimiz. Peki ben neden böyle yaptım? Sebebini de söylüyor. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Kaçırdığınız fırsatlar var. Başınıza gelen sıkıntılar var. Bir de elde ettiğiniz nimetler var. Dereceler var. Ne kaybettiğiniz fırsatlardan, ne başınıza gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz ve ne de elde ettiğiniz derecelerden, makamlardan, imkanlardan dolayı da kibirlenip gururlanmayasınız diye ben bunu kadere bağladım, takdir-i ilahi diye bir çizgi çizdim diyor. Yani çok açıkça şunu diyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Allah Celle ve Ala Hazretleri Karun'a vermeyi takdir ettiği nimeti, yani o dünyevi malı, Karun'a vermeyi değil de Harun Aleyhisselam'a vermeyi takdir etseydi kim zengin olurdu? Harun Aleyhisselam zengin olurdu. Doğru mu? O zaman Karun ben çok zenginim diye hava atamaz. Çünkü Cenab-ı Hak bu kararı vermeseydi Karun zengin olamazdı ki. Atıyorum, ben diyelim ki Kocatepe Camisi'nde imam oldum. Burada Kocatepe Camisi'nde çok insan belki imam olmak isterdi. Olmamıştır. Ben şimdi Kocatepe Camisi'nde imam oldum diye hava atamam. Allah kaderde bana bunu yazmamış olsaydı ben imam olamazdım. Doğru mu? Yani babam mı öldü, çocuğum mu öldü, bir yeğenim mi, bir yakınım, dostum mu öldü? Peki yani bunun ölmesi benim elimde mi, ölmemesi benim elimde mi? Allah'tan başka bu işte kimsenin dahili olabilir mi?
Öldürme kararı da Allah'ın, diriltme kararı da Allah'ındır. İşte başınıza gelen musibetlerden dolayı bu sene biliyorsunuz Karadeniz'de bazı bölgelerde ne olmuştur? Fındıklara efendim böcek vurmuştur. Bazı bölgelerin fındıkları ölmüştür. Adam uğraşmış, uğraşmış, didinmiş, bir sürü masraf da etmiş ama sonunda yüzü gülecek yerde ağlamıştır. Peki burada şimdi ne yapalım? Fındıkları mı kökünden keselim? Kendi kendimizi mi yumruklayalım? Hemen oturacaksın, takdir-i ilahi budur diyeceksin. Değil mi? Teslim olacaksın. Başına gelen musibetlerden dolayı üzülmeyeceksin. Var bunda bir hikmet diyeceksin. Var bunda bir hikmet diyeceksin. Şimdi hikmetler çoktur. Biz bunlardan ne kadarını bilebiliriz ki? Biz kendi vücudumuzu tanımıyoruz. Kendi vücudumuzu bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerini nereden bileceğiz? Gözümüz nasıl görüyor, kulağımız nasıl işitiyor, midemiz nasıl hazmediyor, bütün vücuda gıdayı nasıl taksim ediyor? Bizim bunlardan haberimiz yok. Dolayısıyla hikmet-i ilahiye şoktur. Ama Kur'an'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. Başınıza gelen her musibet işlediğiniz günahlardan kaynaklanır. Ayağına çıban çıkmıştır, sırtına bir çıban çıkmıştır. Vardır bir hikmeti, işlediğin bir günah vardır, yediğin bir nane vardır derler ya, mutlaka işin içerisinde bazen biz şöyle yapıyoruz. Bugün hiçbir hata yapmadım, yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam duvara vurdu, Allah Allah ya, ben bugün hiçbir iş yapmadım, kafam niye duvara vurdu? Ya kardeşim kafan duvara vurdu, dün yaptığından dolayı vurdu, öbür gün yaptığından dolayı vurdu. Cenab-ı Hakk'ın acelesi mi var? Cenab-ı Hakk'ın acelesi yok ki. O sana gönderirken adresin üzerine yazıp şu hatandan dolayı kafan duvara vurdu demez sana yani. Bunu sen anlayacaksın. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, biz her şeyi artısıyla eksisiyle kadere bağladık. Niçin? Kaçırdığınız fırsatlardan, başınıza gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz. Elde ettiğiniz güzelliklerden dolayı da kibirlenip gururlanmayasınız diye Allah-u Teala kibirli ve gururlu olan insanları sevmez. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ Cimrilik yapanlar, insanlara siz de vermeyin ya, ne veriyorsunuz kardeşim ya, hayatına bak, yemeye içmeye bak diyenler var ya, işte bunlar وَمَنْ يَتَوَلَّ Bunlar kibirli, gururlu insanlar demektir. وَمَنْ يَتَوَلَّ Her kim cömertlik yapması gerektiği halde yapmayı büyü çevirirse فَاِنَّ اللّٰهُ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ Allah-u Teala zenginin ta kendisidir. Hem de övülmeye layık olanın ta kendisidir. Yani kullarım, eğer siz fakire, yetime, yoksula vermeniz gerekiyorsa, vermenizde sizin menfaatiniz var, benim ihtiyacım yok ki. Sizin vermeye ihtiyacınız var. Çünkü siz verdiğiniz zaman ahirette alacaksınız. Bir koyacaksınız, bin alacaksınız. Bir koyacaksınız, 5000 alacaksınız. Ahirette ihtiyacınız olmayacak mı? Olacak. Yoksa karşınıza fakir olarak çıkan insanı Cenab-ı Hak sizden daha zengin yapabilirdi. Yoksul gördüğünüz bütün kitleleri Cenab-ı Hak çok zengin yapabilirdi. O zaman sen vermek istesen verecek yer bulamazdın. Ne olacaktı? Verecek yer bulabiliyorsan, güvendiğin yer bulabiliyorsan, bir de verme imkanın varsa ne bekliyorsun? Cenab-ı Hakk'ın buna ihtiyacı yok. Sen kendin için vereceksin, kendi ihtiyacın için vereceksin diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimeler her birimize başı başına, hayatımızın akışı içerisinde hep derstir. Bazen canımız sıkılıyor, eşimizden, çocuğumuzdan, işimizden, piyasa şartlarından, efendim bir gülüyoruz, bir ağlıyoruz. Bazen işler çok iyi gidiyor. Bütün bunların hepsinin Cenab-ı Hak ölçüsünü koydu önümüze. Diyor ki, kullarım sizi yaratmadan, yerleri gökleri yaratmadan ben her şeyi çizdim. Ne çizdiysem o gerçekleşiyor. Siz buna teslim olacaksınız. Kader de böyle vardı. Var bunda bir hikmet deyip teslim olacaksın. Eslim teslem. Eğer teslim olursan selamet bulursun buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Birinci ayeti kerimedeki müsabakayı da unutmayalım. Her birimize Cenab-ı Hak mağfirete sübhaniye erişebilmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ederek birbirimize yarışı Cenab-ı Hak bize emrediyor. Yüce Rabbim bu ayeti kelimelerden alınması gereken dersi almaya her birimizi muvaffak etsin. Amin. Yüce Rabbim geçmişlerinize, geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin.
bu müesseselerin bugünlere gelmesinde zerre kadar emeği geçip ahirete göçmüş olanlarına Rabbim garika yarik rahmetler eylesin. Rabbim bize de arkamızdan rahmet okuyacak hayırlı nesiller, dostlar, arkadaşlar, cemaatler nasip eylesin. Okuyan yavrularımızı, okutan hoca efendileri Rabbim yardım eden ashab-ı hayratı iki cihanda aziz eylesin. Bizleri burada bir namazda, bir sohbette, bir çayda topladığı gibi yarın dostlarıyla beraber dostlarının başı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında da toplaşanlardan, kucaklaşanlardan eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.